Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün dar boğazlı ölçebileceğiniz bir sistem bahsetmeye çalışacağım. Dar boğaz nedir onu da kısaca anlatacağım. Bir de ayrıyetten en büyük sorun olan bir sıkıntı daha var. Yani çoğu kişi bunu soruyor. Benim bilgisayarım şu oyunu kaldırır mı? Onu da göstermeye yarıyor bu site. Dar boğaz nedir arkadaşlar? Hemen ondan da kısaca bahsedelim. İlk başta dar boğaz deyince hemen akla gelen ekran kartı, yani işlemcinin ekran kartının hızına yetişememesi, yani ondan gelen verileri yeterince hızlı işleyemeyip ekran kartının performansını düşürmesi olarak adlandırılıyor dar boğaz. Fakat gerçekte dar boğaz bu değil. Bizim aklımıza ilk gelen bu, yani piyasada dolaşan konu bu. Gerçekte dar boğaz arkadaşlar herhangi bir bileşenin hızını kesmesi diyebiliriz en basitçesi. Yani bu taktığınız hard diskiniz de olabilir, SSD'niz de olabilir, anakart veri yolları desteklemiyordur, şey yapmıyordur. Misal okuma hızı 500 MB iken 120 MB'a düşürüyordur. Bu da bir dar boğazdır. Yani kısaca dediğim gibi herhangi bir bileşenin diğer bileşenin hızını kesmesi diyebiliriz arkadaşlar basitçe. Şimdi gelelim dar boğazı nasıl hesaplayacağımız, yani bu ekran kartındaki dar boğazı hesaplamaya yarıyor bu web sayfası. Onu gösterelim. PC build yazdıktan sonra tarayıcımıza şurada bakın pc-builds.com yazan siteye girdiğimizde arkadaşlar, bu İngilizce bir site arkadaşlar. Bunu tarayıcı benim otomatik olarak çeviriyor. Burada hesap kısmı çıkıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Zaten ana sayfada girince direkt dar boğaz hesaplayıcı olarak çıkıyor buraya. Buraya şimdilik ben herhangi bir sistem yazıp bakacağım. Bir de tersine dar boğaz var. Şimdi tersine dar boğazın da hiçbir zararı yok. Normal dar boğazın da hiçbir zararı yok. Normal dar boğazın şöyle bir zararı var. Fazladan para vermenize sebep olur. Misal örnek vereyim. Bir tane 2060 ekran kartı alırsınız. Ama işlemciniz bunun hızına yetişemez, şey yapamaz. Yani verileri yeterince hızlı işleyemeyeceği için onun performansı ne bileyim 1050'nin performansına ya da 1070'in performansına düşer. Yani o ekran kartı hiçbir işe, yani işe yarar da yani gerçek performansını sunmaz. Bu da boşu boşuna bir sürü para vermiş olursunuz. Tersine dar boğazı da kendi sistemimde göstereceğim yazıp. Bu sefer de işlemci çok hızlıdır. Yani ekran kartı işlemciye göre düşüktür. Bunun ne para olarak bir zararı vardır, ne şey olarak bir zararı vardır, yoktur. Yani bir sıkıntı sorunu yoktur. Ekran kartını %100 kullanabiliyor olursunuz arkadaşlar. Mesela Ryzen 3 ne olsun işlemci. Evet, işlemci Ryzen 3 3100 olsun misal. Ekran kartına bakalım. 1050'de ekran kartını yapalım. RAM belleğinizi 8 GB olsun. Hesapla dediğimizde arkadaşlar, size burada verileri veriyor. Daha başka yerlerden topladığı güzel bir algoritma yapmışlar. Yani GPU'nun aldığı puan, işlemcinin aldığı puan, benchmark testlerinde falan onların özelliklerini de bu site getiriyor size. Ve altında burada çıkıyor bakın, ortalama dar boğaz yüzdesi %0.6 diyor. %10'un üstünde varsa sıkıntı var demektir. Dar boğaz yapıyordur. Yani %10'un altındaki dar boğaz değildir aslında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde burada RAM önerileri falan da yazıyor, şey yapıyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni hesaplamaya geçip, yani burada sisteminize ne varsa yazıp RAM'ini, sadece zaten istediği GPU'yu, bir de ekran kartınızı, modelini istiyor, onları tıklayıp dar boğaz yapıp yapmadığına bakabilirsiniz. Şimdi tersine dar boğazda da hemen 1600 benim işlemcim, şeyi de yazalım. ...1050T48 yazdık. Hesapla dediğimizde arkadaşlar, bakın bu %85 göster dedim ya, %10 üstüne çıkarsa buradaki ibre olayı, o zaman dar boğaz var diye. Ama burada bakın grafik kartınız bu işlemci için zayıf diyor. Bu tersine dar boğaz oluyor. Yani burada grafik kartını hepsini kullanabiliyor, yani işlemci bir aslında dar boğazı yok, tam tersi dar boğazı var. Böyle bir durumda bir sıkıntısı olmuyor. Yani burada size tabii bir öneride de bulunuyor bu site, yani şunu 1050 yerine 70'te kullanabilirsin, 1660'da kullanabilirsin gibilerinden şeyler de çıkıyor arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu yani böyle bir sıkıntınız varsa ekran kartını yükseltmek isterseniz yükseltebilirsiniz. İşlemcinin daha da yüksek model ekran kartlarını rahatlıkla kaldırabileceğini bildirmiş oluyor sizlere. Şimdi gelelim oyun
Tabii en başında da söylemiştim sizlere. Yani bunların %100 kesin bir sonucu yoktur ama %80, %90 doğrudur. Yani bir ön fikir almanız açısından sizlere yardımcı olur. Ve güzel bir tarafı dediğim gibi oyunlara bakabilirsiniz. Fakat oyunlara şimdi tarayıcım dediğim gibi otomatik olarak Türkçe'ye çevirdiği için misal oyunları seçe geldiğinde bakın Bebe Masalı Masumiyet oyunun ismini de Türkçe'ye çevirmiş. Burada hani oyunu bulamayabilirsiniz Türkçe olunca. Onun için ilk baş verilerinizi yazdıktan sonra buraya yani donanımımızın özelliklerini yazdıktan sonra bu boş depolama alanını ben öyle kafama göre yazacağım. Ama şimdi son zamanlarda burası da önemli. Niye önemli? Aslında çok önemli bir alan değil. Bu sadece oyunun boyutu, hani hard diskinizde yer var mı yok mu açısından buraya koymuşlar bunu. Yani çok alanınız varsa bunu değiştirmenize gerek yok ama şimdi yeni bilgisayarlarda adamlar 240 GB SSD'yi koyup gönderiyorlar. O da tabii çok yer sıkıntısı yaşatabiliyor çoğu insan için. Çok insanda ben denk geldi. Gördüm bunu. Onun için boş alanı da burada öyle sıkıntıları olan yani boş alan sıkıntısı olan buraya ne kadar boş alanı varsa onu yazıp oyunun şeyini de gösteriyor. Size, kaç GB yer istediğini. O yüzden şey yapabilir. Ben şimdi çok yer olduğu için öyle rastgele 500 yazdım. Boş alan olarak. Oyunlara seçin geldiğinizde bunu hemen şey yapalım. İngilizce orijinal diline çevirelim. Verileri yazdıktan sonra Select Game diyor. Misal buradan Asian Creed seçelim. Hesapla diyelim. Bakın indirirsem oyunu rahatlıkla oynayabileceğimi gösteriyor bana. Hani ultra yüksek ayarlarda bile oynayabileceğimi gösteriyor. Kaç FPS aldığımızı da tahmini bir rakam tabii ki bu. Kaç FPS alacağım konusunda. Ama yine de ön bilgi olması açısından zaten FPS ayarlarını buradan hani şey yapmayın. Kendinize oyunu açar mı açamaz mı ona bakın. Bu düşük ayarlarda eğer şu sarılarda falansa bu sizin şey yapacağınız zaman bir oyun seçtiniz hesapla dediniz. Düşük ayarlarda bu sarıya falan denk geliyorsa o zaman o oyun sizde açılması sıkıntı olabilir. Oyunu indirmeyin ya da kurmayın. Yani boşu boşuna indirip kurma durumu olabilir. O gibi bir ön fikir almış olabilirsiniz ama böyle bir şeyler çıkıyorsa hani düşük ayarlarda artık full'e dayanmış, orta ayarlarda yeşili görüyorsunuz, yüksek ayarlarda bile yeşili görüyorsanız bilgisayarınız o oyunu rahatlıkla kaldırabilir anlamına gelir arkadaşlar. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sorunuz olursa bana her zaman için söylüyorum. E-mail'den ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çabuk cevaplamaya çalışırım. Daha önceden de söylemiştim. Çalıştığım, ettiğim için birazcık şey yapabiliyorum. Yani her zaman bilgisayar başına geçip bir şeyler anlatamıyorum ama anlatmamı istediğiniz bir şey olursa da en kısa zamanda anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.